Merhaba, bugün yine çok keyifli bir konuyla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dostum Nesra beni kırmadı, kendisi geldi sağ olsun. Hoş geldin Nesra. Hoş bulduk. Nesra ile bugün gezgin olmayı konuşacağız. Son zamanların trend konusu zaten bu, biliyorsunuz. Artık dünya global bir köy haline geldi ve hiçbirimiz artık bulunduğumuz yerde durmak istemiyoruz. Eskiden bayram olduğu zaman herkes köye giderdi. Şimdi o gidilen köyler de kalmadı. Onun yerine tatil köylerine gidiyoruz. Tatil köyleri de artık yetmiyor bize. Dünyayı gezmek istiyoruz. Ama dünyayı gezerken ya da ülkemizi gezerken nelere dikkat etmemiz lazım? Bir gezgin neler yapmalı? Bir seyyah yol haritasında nelere dikkat etmeli? Yanında neler bulundurmalı? Bütün bunları Nesra ile birlikte konuşuyor olacağız. Tekrar hoş geldin Nesra. Öncelikle bize kendinden kısaca bahsedebilir misin? Söylediğim gibi gezginim. 20 yıldır gezginim. Aynı zamanda kurumsal firmalarda uzun yıllar çalıştım. Bir eğitmenlik hayatım var. Fakat bunların içinde benim en sevdiğim gezgin olmak. Hı hı. Bu gezgin olmak fikri zamanla arkadaşlarımın, çevremin, işte beni de götür, beni de gezdir baskılarıyla tur organizatörlüğüne dönüştü. Çok güzel. Şu an butik turlar tasarlıyorum. Butik tur tasarımcısısın aynı zamanda. Evet, butik turlar tasarlayarak son 6 yıldır güzel. İnsanları gezdiriyorum. Dediğin gibi artık herkes bir gezer oldu. Hı-hı. Instagram çıktı, mertlik bozuldu. Yani 20 yıl önce bir yurt dışına gitmek çok ekstrem bir şeyken, evet. Şu an Instagram sayesinde herkes bir yerlere artık hani heves ediyor, merak ediyor, öğreniyor, araştırıyor ve gidebiliyor. Bu çok güzel aslında. Hı-hı. Benim turlarım da talebe göre, hani insanlar nereye gitmek istiyorsa, mesela bir arkadaş sohbetinde otururken ya bir Beyrut'a mı gitsek oluyoruz. Zaten sende bu kendiliğinden gelişti, evet, değil evet, mi? Şey yani ben tur gelişti. Organizatörü olayım diye bir isteğin yoktu. Hayır, kesinlikle. İşte bir yemekte otururken, bir sohbet ederken ya şurayı da görsek mi falan, hı-hı, ya da işte ben Instagram'da bir yer görüp ya burası nasıl bir yer diye merak edip, evet. Genelde turlarımı yapmadan önce ben bir gidiyorum, hı-hı, bir keşif turu yapıyorum, ben bir orayı kokluyorum. Çok güzel. Özellikle yurt dışında yerel acentelerle anlaşıyorum ki işte, hı-hı, hem Türkçe hem oranın dilini konuşabilen. Çünkü her misafirim İngilizce bilmeyebiliyor. Evet. Dolayısıyla yerel acenteyle anlaştığımız zaman oranın dokusunu daha güzel yaşayabiliyoruz. Hı-hı. Yurt içi, yurt dışı butik turlar tasarlayıp geziyorum ve gezdiriyorum. Geçenlerde bir program çektim yine Bilgi Ağacı programının için ve orada uzun yaşayan insanların sırlarından bahsettik. İki tane çok önemli sırları var. Birinci büyük sırları hiçbiri fazla kilolu değil. İkinci büyük sırları da hepsi yürüyüş yapmayı çok seviyor. Yani bu anlamda aslında gezgin olmak belki insanın doğasında var, değil mi? Evet. Yani bizim atalarımız avcı toplayıcı dönemdeyken tarımla uğraşmadığımız dönemlerde bugün Mecidiyeköy'desin ama yarın Beşiktaş'ta olabiliyorsun. Bugün Mecidiyeköy'deki elma ağaçlarına dalıyor atalar, elmaları yiyor. Buradaki elmalar bitince yarın Beşiktaş'taki ya da alakasız başka bir yere gidebiliyor. Aslında hareket etmek bizim doğamızda var ama biz galiba bunu zaman içerisinde unuttuk, değil mi? Sen bir de kurumsal bir geçmişin de var ve bunu en iyi bilenlerden biri sensindir diye düşünüyorum. Yani işte bu 8-5 çalışmanın insanı nasıl körelttiğini, nasıl, evet, yaratıcılığı öldürdüğünü, hani gezerken farklı ortamlarda hareket halinde, sonuçta evren eylem sever. Hani hareketli olmak zorundayız. Evren her zaman hareketi alkışlar. Yani ufkun açılıyor. Bambaşka dünyada oluyorsun. Ben mesela tek başıma Barcelona sokaklarında gezerken hop bir fikir gelebiliyor. Hani bunu, tabii tabii kesinlikle. Bunu masa başında çalışırken olmuyor. Hani insanlara tabii ki kalkın masa başı işlerinizi bırakın dünyayı gezin, evet, demek istiyorum. Aslında ben istiyorum. Hı-hı. Ama nasıl söylesem? Vallahi ben diyorum ama kaldıramıyorum da. Yani bankacılık yaptığım dönemde, evet, yani çok fazla, ben de bankacı kökenliyim ve her öğlen yemeğinden sonra mutlaka yürüyüş yapardım. Fakat birçok arkadaşım yürümezdi. Onlara ısrarla hadi gelin çıkalım yürüyelim dememe rağmen kaldıramazdım ki yürüdüğüm yer de Bahariye Caddesi. Yani Kadıköy'deydi, evet, son çalıştığım şube. Ona rağmen çok zordu. Biraz alışkanlık meselesi galiba. Kesinlikle. Türk toplumunun ama sanki alışkanlıkları değişiyor gibi, değil mi? İşte hani sen Bahariye Caddesi'nde yürümeye zor götürüyorum diyorsun ya. Evet. Ben o insanları evlerinden, şehirlerinden, ülkelerinden çıkarıyorum. Hı-hı. Ve bu virüsü kaptıktan sonra duramıyorlar. Yani artık Esra nereye gidiyoruz? Sırada ne var? İşte ben sırada yurt içi planımı söylüyorum. Evet. Ya lütfen bizi yurt dışına götür. Hani, hı-hı, artık insanlar durmuyor. Bir virüs. Yani gezmek bir virüs bence. Ben de bunu gönüllü olarak ulaştırıyorum insanlara. Çok da keyif alıyorum bundan.
Özellikle işin yurt dışı kısmı beni çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda düşündürüyor da. Çünkü bir sürü prosedür var. Hı hı. Ve maalesef yani bunu üzülerek söylüyorum ki yurt dışındaki birçok ülkenin insanı bizim ülkemize çok rahatlıkla gelebiliyorken biz onların ülkelerine giderken bir sürü prosedürden geçmek zorunda kalıyoruz. Maalesef. Özellikle yurt dışına çıkmak isteyen gezgin adaylarına neler tavsiye edersin? Yani gezginden kastım şu, bir seyahat acentasından Roma turu alan kişi değil de tek başına İtalya'yı gezmek isteyen kişi sırasıyla ne yapmalı? Şimdi 2019 yılında bu çok kolay. Hı hı. Yani ben de bir yere giderken ilk önce blogları, daha önce giden gezginleri ne yapmışlar, ne etmişler, nerelerde gezmişler. Bu notları mutlaka birkaç kaynaktan ben de not haline çeviriyorum. Eskisi gibi değil. Bir tur şirketine bağımlı evet. olmak zorunda değiliz. Vizeyi almak için ilk önce bir prosedür gerekiyor. Özellikle Avrupa ülkeleri için, İtalya'dan bahsediyoruz. Bir Schengen vizeye ihtiyacınız var. Mesela ben bunu yıllık alıyorum, bana bir yıllık veriyorlar. Bugün buraya gelmeden önce ben de tekrar vizemi yenilemek için vizeci arkadaşıma verdim. Vizeciyi vermek ekstra bir maliyet. Tavsiyem hem Kadıköy'de hem Taksim'de ofisler var. Gidip kendiniz başvurabilirsiniz. Yaklaşık 80 euro gibi bir maliyeti var. Peki İstanbul dışında yaşayanlar? Mesela Bilecik'te yaşıyor vatandaş Bilecik, ve İstanbul'a bağlı Avrupa'yı Bursa'da var. Mesela istiyor. Bursa'da var, Ankara'da var, Gaziantep'te evet. var, İzmir'de var. Yani artık Türkiye'nin her yerinde vize ofisleri var. Hı-hı. Gideceğiniz ülkeye göre Schengen'inizi alıyorsunuz. Evet. İlk Schengen'de aldığın ülkeye gitmek önemli. Mesela Yunanistan Schengen'i alıp Almanya'ya giriş yaparsanız bir dahaki evet. seyahatinizde Yunanistan der ki benden vize almışsın ama bana gelmemişsin. O yüzden ilk seyahat hangi ülkeye programınız varsa oradan başlatmak daha mantıklı oluyor. Yani ilk vizeyi eğer Yunanistan'a aldıysak ilk oraya giriş yapmanız gideceğiz. Gerekiyor. Evet, bu bir kural değil ama artı oluyor daha sonraki vizeleriniz için. Peki ben şöyle bir şey duydum. Mesela İran'a giriş yapıyorsan eğer Amerika'ya giremiyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Ermenistan'a giriyorsan Azerbaycan'a giremiyorsun. Buna dikkat etmeleri de gerekiyor galiba değil mi? Ben şimdi İran programım var benim. Ekim ayında. İki pasaportum var benim. Amerika vizemin olduğu pasaportla İran'a girmeyeceğim. Evet. Ama İran'da artık turist gelsin diye onlar da dışa açılma yolundalar. Evet. Böyle bir politika izliyorlar şu an. Kaşa basmıyor artık. Yani sen İran'a gittiğin zaman pasaportunda bunu Amerika görmüyor. Bir giriş çıkış yok. Fakat onu şurada yaşadım. İsrail'e gittim. İsrail'e gittiğim pasaportla Lübnan'ın kabul etmeyeceğini biliyordum. Düşman ülkeler birbirlerine. Düşman demeyelim de çok anlaşamıyorlar. Çok iyi. Arada savaşıyorlar arada sadece. Savaşıyorlar. Lübnan kabul etmeyeceği için ikinci pasaport çıkarttım. Zaten pasaportum evet. süresi azaldı. Temiz bir pasaportla Lübnan'a giriş yaptım ve grup götürdüm. Grupta herkes geçiyor. Ben en son kendimi bırakıyorum ne olur ne olmaz diye. Bana sıra geldi ve bana dedi ki neden İsrail'e gittin? Hayır dedim İsrail'e gitmedim. Elimde bu temiz ya pasaportu. Yani onların bir Schengen gibi birliği de yok. Hani bunu görme evet. ihtimalini de düşünmüyorum. İsrail'e gitmedim dedim ve anlamıyormuş gibi davranmaya başladım. Şefini çağırınca iş biraz ciddiye bindi. Tekrar şefi sordu, neden İsrail'e gittin? Hayır dedim, İsrail'e gitmedim. Ben Müslümanım ve Kudüs'e gittim. Kudüs'e gitmek için de Tel Aviv'e girmiş yapmam gerekiyor. Ehlen sehlen deyip hoş geldin deyip buyur ettiler ondan sonra. Öyle kurtardın yani. Öyle kurtardım. Onu görebildiler. Ama İsrail'e girerken sadece Arapça vizelerimi sorguladı. İşte Fas evet. var, Tunus var, Arabistan var. Buralara niçin gittin dedi. İşte Fas'a ve Tunus'a turist için gittim ama Arabistan'a ümre için gittim. Hani Müslümanım ben dedim. Peki hoş geldiniz dedi. İsrail bunu çok sorgulamadı. Evet. Fakat Lübnan sorguladı. İsrail'e girerken değil de çıkarken daha çok sorun oldu. Çıkarken o vizelerden ötürü çok yani kenara çekip diğer gruptan ayırdılar. Birkaç soru sordular. Hani neden? Bunu girerken sorabilirdiniz ama şu an çıkıyorum zaten ülkenizden dedim. Bunun pek bir anlamı yok. Buraya da Mescid-i Aksa için geldim dedim. Halbuki hani Tel Aviv de çok güzel bir ülke. Tel Aviv yani bir şehir İsrail'in başkenti. O da bir tartışmalı. Bir Kudüs'ün başkenti olduğunu savunuyorlar. Dünyada Tel Aviv başkent evet. deniyor falan. Şu anda resmi olarak Tel Aviv başkent ama... İsrailler Kudüs'ü. Evet, Kudüs'ü üstüne basarak başkent ilan etmek istiyorlar. Amerika'da zannediyorum Kudüs'ü başkent olarak tanımıştı. Çok siyasi konuları çok takip etmiyorum ama öyle bir hareketlilik olmuştu geçenlerde. İşte böyle sorunlar olabiliyor. Tabii şimdi biz bu videoları çekiyoruz ve evrene gönderiyoruz. Yani şu anda yapmış olduğumuz konuşmalar dünyada sınırların belirli olduğu ve bazı ülkelerin bazı ülkeleri ambargo uyguladığı dönemin konuşmaları. Yani 2019 yılının sohbetini yapıyoruz şu anda. Belki 2025'te çok 2029'da farklı belki bambaşka olabilir ama birkaç tane ülke var değil mi böyle sorunlu olan? Yani evet. zannediyorum Ermenistan'la Azerbaycan arasında sorun var onu benim da söyleyeyim. Bildiğim.
Benim pasaportumda 3 tane Azerbaycan vizesi var. Evet. Ki çok ilginçtir. Azerbaycan bize vize uyguluyor. Evet, o bugün haberini aldım yalnız. Eylül ayı itibariyle vizeyi kaldırıyor. Rusya kaldırıyormuş. Bugün ben okudum. Rusya'da, Azerbaycan'da Eylül ayı itibariyle kaldırıyormuş vizeyi. Çok saçma. Vizeyi. Kapıda 10 dolar veriyorsunuz ve orası rüşvetle dönen bir ülke. Diyor ki hanımefendi sizi bekletmeyeyim. 20 dolar verin direkt geçin. Hani böyle evet. bir sistem var Azerbaycan'da. Hı-hı. Ermenistan'a kapıdan giriş yaptık biz. Tiflis'e gidip buradan uçakla Tiflis'e gittik. Tiflis'ten karayoluyla Ermenistan'a gittik. Ve Azerbaycan vizemden dolayı biraz tedirgindim. Niçin Azerbaycan'a gittin dedi. Ben gezginim, her yere geziyorum. Oraya da gezmek için gittim evet. dedim. Ama 3 kere gitmişsin dedi. Çok sevdim ondan dedim. Belki size 5 kere geleceğim. Okey tamam dedi, buyurun. Sorun olmadı. Yani insanlar çok büyütüyorlar onları. Eğer sizin amacınız gerçekten gezmekse ve pasaportunuzda bunu görüyorsa karşı taraf evet. sorun olmuyor. Zaten senin pasaportu gören senin gezgin evet. olduğunu anlar. Çok sürekli geziyorsun. Kaç ülke gezdin? 55 oldu. 55. Bu yıl sonu 60 olacak inşallah. Dünyada planlarda. 110 ülke mi vardı? 120 civarı. 120 civarında Hı-hı. ülke var. Hani yani yarısını gezmişsin. Şehirler, özerk bölgeler falan sayarsan 200'ü buluyor ama. Şehir olarak kaç tane şehir gezdin? Saymadım. Türkiye'deki şehirlerden bahsediyorum. Türkiye'de 10 şehir kaldı görmediğim. Ama yani 81 vilayet evet, var. 71. 71'ini gezdin. Maşallah süper. Ben de eğitimci olduğum için ben de geziyorum ama tabii senin kadar istikrarlı olduğum söylenemez bu konuda. Peki gezgin olmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Yani şu anlamda soruyorum. Sıralama anlamında değil. Yani az önce söyledin zaten. Bloklardan araştırma yapsın. İşte nasıl vize alması gerektiğinden bahsettik. Ama onun dışında mesela yurt dışında yanında ne bulundurması lazım? Yurt dışında neye dikkat etmesi lazım? Aklında belki mesela bazı örnekler vardır. İspanya'ya gittiğinde mutlaka şuna dikkat etmeli. Ama Tunus'a gittiğinde de buna dikkat etmeli gibi. Bu konuda verebileceğin tavsiyeler neler? Ben çevremde dahil şunu söylüyorum. Üniversite bitince gezmek için çok güzel bir zaman. Hı hı. İş hayatına atılmadan İlber Hoca da der ki işte mobilyacı gezeceğinize üniversite bitince, hani evlilik hayalleri kurup mobilyacı gezeceğinize dünyayı gezin. Evet. Sırt çantalı gezgin olmak için o en güzel zaman. Tek yön bir bilet alabilirsin dünyanın herhangi bir yerine. Hele ki bir sanatsal faaliyetin varsa, hı hı. enstrüman alabiliyorsan, resim yapabiliyorsan, sokak sanatçılığıyla insanlar dünyayı geziyorlar. Bir kere konfor alanından çıkmamız lazım. Kesinlikle. Değil mi? Yani gezginlik eşittir konfor alanının dışı. Eğer konfor alanının içinde olmak istiyorsanız evde oturacaksınız. Konfor alanını biraz zorlamak istiyorsanız sokağa çıkacaksınız. Ama konfor alanının tamamen dışına çıkmak istiyorsanız o zaman Nesra'nın yaptığı gibi gezgin olacaksınız. Yolda olacaksınız. Yolda olacaksınız. Yani benim en sevdiğim hal yol hali. Yolda olmayı çok seviyorum. Ulaşmaktan daha keyifli değil mi? Yolda olmak. Organizasyon yapmak, hı-hı. o seyahati planlamak, araştırmak, yola düşmek. Yani benim en haz aldığım kısım bu. Evet. Sonra da oraya gidip, oraya yaşayıp döndükten sonra bir de gezi notlarımı yazıyorum kendi internet hı-hı. sistemde. Çünkü artık sürekli bana şu soruluyor. Mesela dün bir arkadaşım sordu. Urfa'ya gidiyorum, nerede ne yapayım? Hemen evet. ona link atıyorum. Hı-hı. Oradan okuyabilirsin diye. Sırf böyle başladım bu blog yazmaya. Onu yazarken ben oraya asıl sindiriyorum. Daha da hı-hı. bir sindirmiş oluyorum. Hani o keyif de haz devam ediyor benim için. Ben sırt çantalı bir gezgin değilim. Evet, konfor alanının dışında çıkıyorum ve yolda başıma gelecek her şeyi kabul edebiliyorum. Hani hı-hı. A planıyla yola çıkıyorum ama ben E planıyla dönebilirim. Evet. Uçak kaçabiliyor, rötar olabiliyor, gittiğim oteli beğenmeyebiliyorum ya da işte Booking'den rezervasyon yapıyorum ama otel beni kabul etmiyor, çift rezervasyon olmuş. Hani B, C, D planları hiç problem değil. Yolun getirdiğini minnetle kabul ediyorum ve yol arkadaşlarımın da böyle olmasını tercih ediyorum. Bir de yol o da var değil getirirse. Mi? Yani yola gitmek önemli, yol arkadaşı da önemli. Çok önemli. Yani seyahatten sonra 10 yıllık arkadaşlarımın bittiği olabiliyor. Ama birisini tanımak istiyorsan ya ortak iş yapacaksın ya da beraber yolculuğa çıkacaksın. Ortak demişler. İşe hiç girmeyelim, yola çıkmak aynen, çok daha aynen. güzel. Doğru, kesinlikle ortak iş de gayet riskli. Ortak işin en azından sonuçları biraz daha ağır oluyor. Evet. Yolculuk en azından bittiği zaman o arkadaşını tanımış oluyorsun. Yolla ilgili enteresan bir söz daha şimdi aklıma geldi. Yazın kazaksız, kışın azıksız yola çıkma demişler. Evet. Gerçekten öyle değil mi? Yani Amsterdam'da Ağustos ayında evet. polar almıştım. Polar aldım. Çünkü ben bir kot ceketle gitmiştim. Hı-hı. Hani Ağustos ayı ya Amsterdam'da evet. olsa. Bildiğin donduk.
Yani kapşonlu falan polarlar aldık üzerimize. O yüzden kazaksız yazın da olsa yola çıkmamak lazım. Evet, o bence yani bir gezginin en büyük problemlerinden biri. Çünkü mevsimler artık o kadar değişiyor ki her şey iç içe geçmiş durumda. Evet. Yazın kışı yaşıyoruz, kışın yazı yaşıyoruz. Yani şu an itibariyle Temmuz ayındayız. Belki program Ağustos'ta yayınlanır. Büyük ihtimalle Ağustos'ta yayınlanır programımız. Ama yani ben Temmuz ayından hiçbir şey anlamadım. 2019 Temmuz'u devamlı yağmurlarla ve soğuk gök gürültüleriyle geçti. Bir yere gideceğin zaman o yeri neye göre belirliyorsun? İşte az önce de söylediğim gibi bazen bu bir yemek muhabbetinde oluşabiliyor. Hayır, tamamen spontan yani. Tabii mesela işte bir turdayız. Genelde biz turda tur planlıyoruz arkadaşlarımla. Bir yere gidiyoruz. Benim turlarımda da büyük çoğunluk tanıdıklarım. Evet. Ben seni tanıyorum. Sen bir arkadaşını getiriyorsun, kuzenini getiriyorsun. Böyle böyle gelişiyoruz. Hani çok yabancı olmuyor. Çünkü çok ticari odaklı yapmıyorum. Ben ayrı bir tane tur yapıyorum. Keyfiye. Ben de nereyi görmek istiyorsam. Ya talep geliyor. Mesela İran benim uzun zamandır aklımdaydı. İran'ı görmek istiyorum diye. Şimdi İran'ı öyle planladım. Ben istiyorum diye. Bir de Avrupa benim artık bitti. Hani yakın yerler, yakın coğrafyalar. Evet. Biraz da benim de görmediğim yerler olsun. Ben de çok heyecanlanayım. Değişiklik olsun istiyorum. Nereye gitmek isterdin İran'ın dışında? Şimdi İran'ı planladın. Hindistan. Hindistan'ı görmedim. Hindistan o 55 var. Ülke ama Hindistan'ı görmedim. Hindistan'ı çünkü uzun vakit ayırmak istiyorum. Yani bir haftalığına falan gitmek istemiyorum. Bir ay kalıp biraz da tapınak deneyimi falan. O yüzden İnzivaya falan çekilip belki. O yüzden onu biraz sonraya attım. Evet, onun için yani, bir de Hindistan büyük bir ülke. Hindistan'a gitmişken Hindistan, Tibet, Nepal bu üçlüyü yapıp planım öyle inşallah. İnşallah. İlk gittiğin yer neresiydi? Roma. Peki Roma'ya tekrar bir daha gitsen, o ilk gittiğin yerde yaptığın hatalar nelerdi? Şimdi neler yaparsın? Şimdi benim Roma'ya ilk gidişim, bir arkadaşımla gidiyoruz. Turla gidiyoruz, ilk yurt dışımız. Asıl onun da macerası var. Amerika'ya gitmek istiyorum ama boş pasaportla Amerika vize vermez. Önce bir Roma yapayım. Avrupa yap dediler. 2000 yılıydı. Havaalanına gittik ve arkadaşımın vizesinin çıkmadığını öğrendik. Bir dakika ya, peki vizenin çıktığını mı düşünüyordunuz? Tabii tabii. Bir tur firmasıyla gidiyoruz. Havaalanında pasaportlar teslim edilir bize vizenin çıkmadığını söylemediler. Biz de gittik. Benim vizem çıkmış, onunkisi çıkmamış. Evet. Ben de gitmeyeyim o zaman dedim. Arkadaşım dedi ki o zaman da euro falan yok. Ben yaşım çıkacak ortaya. Liret kullanıyoruz. Kendi liretlerini de bana verdi. Liret aldık. Lütfen git ve bunları da harca dedi. Evet. Ben öyle Roma'ya gittim. Turla gittiğim için bir de çok şeyim. O kadar araştırma falan yapmıyorum, etmiyorum. Ben emin olan yurt dışına çıkmaktı. O zaman tabii internet falan da yok. Yani Roma deyince aklına herhalde işte Kolezyum. Kolezyum, evet, Pisa Kulesi işte yakınlarda falan. Yani, onlar belki gelir. Roma, Floransa ve... Evet, Venedik. Genelde böyle üçlü yapıyorlar. Pisa'nın olduğu yere de gittik, Siena şehrine falan. Öyle bir turdu. Ne o, ben ne yaşadığımı hatırlamıyorum. Hani Roma hep, evet, görsellerde kafamda hep ilk bir Roma'ya gittim. Geçen yıl tekrar Roma'ya gittim. 18 yıl sonra. Ve inanılmaz şaşırdım. Biz İstanbul'da 3 ay bir semtte gitmediğimiz zaman her şey değişiyor. Evet. Roma'da 18 yılda hiçbir şey değişmemiş. Bir yerdeyiz. O İspanyol merdivenlerinin karşı sokağı, işte aşçı çeşmesine çıkan yer. Arkadaşıma dedim ki lütfen git şuradan sağdan ikinci dükkan eldivencime. Oradan bir eldiven almıştım ve dükkan komple eldivenciydi. Çok ilgimi çekmişti benim. Gitti ve dedi ki evet eldivenci. Ben çığlık atıyorum. Hani eldivenci yerinde, dondurmacı yerinde, nerede ne aldıysam, hatırladığım ne varsa. Bu sefer tabii çok daha sindirerek, çünkü turla gitmedik, bağımsız iki arkadaş gittik. Sokak sokak gezerek, hani artık ben yurt dışında ortalama günde 20 kilometre falan yürüyorum. Çünkü yürümeden bir şehri gezemezsin. Doğru. Avrupa'ya yürümek zorundasın. Hani taksiye bineyim, işte Uber kullanayım falan, öyle bir şey olmuyor. Şehir merkezinde kalmayı tercih ediyorum. Şehir merkezinde kalıp sabah uyanıp kendimizi sokağa atıp gezebildiğimiz kadar, yürüyebildiğimiz kadar. Zaten elimizde bir listemiz oluşuyor. Nereye göreceğiz, ne yapacağız? Bu sefer Roma'yı çok daha sindirerek yaşadım 18 yıl sonra. Bazı yerlere, mesela Petersburg'u da tekrar görmek isterim. Daha sindirerek yaşamak için. Çünkü ilk başlarda çekingenlikle turları kullanıyordum. Tur şirketleriyle gidiyordum. Ama onlar da benim gibi butik yapmıyorlardı. Yani ben maksimum 10 kişiyle geziyorum. Evet. Dolayısıyla insanların taleplerine cevap verebiliyorum. Bizde sanki biraz şöyle bir algı var gibi. Sen söyleyince fark ettim. Bir şeyi bir kere yapıyoruz. Ondan sonra ikinci defayı yapmıyoruz. Mesela Roma'ya gittim. Artık bir daha Roma'ya gitmeme gerek yok. Önümüzdeki sene de Barcelona'ya gideyim. Barcelona'ya gittim. Ondan sonraki yılda başka bir yere gideyim. Ve bir daha asla ilk gittiğimiz yere dönmüyoruz. Halbuki mesela bazı kitaplar vardır. Bir kere okursun. Çok güzeldir. Ama daha sonra bir kere daha okuma ihtiyacı hissedersin. Bazı eğitimler vardır. O eğitimi bir kere alırsın.
Ama o eğitimi bir kere almak yetmez. Mümkün. Bir kere daha alman gerekir ve ikinci aldığında ilk aldığındaki bir duymadığın şeyleri orada fark edersin. Ya da kitap için de aynısı geçerli. Gezmede de bence aynısı geçerli. Şimdi mesela eğitimde bir kere eğitmen farklı olabilir. Aynı evet. eğitmenden aynı eğitimi ikinciye aldığında bile bir sürü farklılık vardır. Çünkü eğitmen kendine katar. Evet. Değişiklik, senin bakış açın değişmiştir. Farkındalığın artmıştır. Tabii tabii kesinlikle. O yüzden bu gezmede de böyle. Mesela hep yurt dışı konuştuk ama. Ben mesela lafını kesiyorum. Yani 20 yaşında eğer Paris'e gitseydim büyük ihtimalle Paris'in diskolarını gezerdim. Ama şimdi Paris'e gidersem Louvre Müzesi'ni gezerim. Değil mi? Gibi. O yüzden. Mesela Amasya. Ben evet. yıllar önce Amasya'ya gitmiştim. Birkaç yıl önce tekrar gittiğimde hatırladığım sadece nehirdi. Hı-hı. Oradaki nehir. Mesela işte çok Hı-hı. güzel bir müze yapılmış. O konaklar. Dedim ki hani evet bu yurt dışı için böyle ama Türkiye'de de böyle. Hani bir şehir evet ben burayı gördüm. Öyle bir şey yok. Hani tekrar tekrar görmemiz gerekiyor. Her gördüğümüzde farklılıklarını yaşıyoruz. Şu çok enteresan ama dünyanın üzerinde yaşıyoruz. Ve dünyanın belli bir büyüklüğü var. Bu büyüklüğü Yaradan öyle bir tasarlamış ki ne çok büyük, yani Jüpiter kadar büyük olsaydı istediğin kadar gezgin ol. Yani dünyanın 100 katı falan olur herhalde. O kadar fark var diye biliyorum Jüpiter'le dünya arasında. İstediğin kadar gezgin ol, gezegenin tamamını şey yapamazsın, gezemezsin. Ya da ay kadar küçük olsaydı dünya, o zaman günde 20 kilometre yürüyorum diyorsun ya, günde 20 kilometre yürüyerek dünyanın tamamını çoktan gezmiş olurdun. Dünya o kadar enteresan ki bir insan ömrünün 80 yıl olduğunu varsayarsak eğer tam böyle bizlik. Hani bugün gezmeye başla, sindire, sindire. Ölene kadar sindire sindire, Roma'yı bir kere daha gez falan. En son öldüğünde de artık belki 2-3 tane ülke kalır gezmediğin diye düşünüyorum. Yani şimdi sen söylerken hep bunlar benim aklıma geliyor. İşte bu gezmek isteyen insanlar için. Evet. Yoksa şehrinden çıkmadan, mahallesinden çıkmayan mutlu insanlar da var. Tabii ki. Ben tabii mesela onları kışkırtmak istemiyorum. Onlar evet. oldukları yerde sabit kalabilirler. Ama içinde bu arzusu olup da teşviğe ihtiyacı olanları zaten hissediyorum onu. Ve onları dürtüyorum. Sonra peşime takılıyorlar bir şekilde. Yola düşüyoruz. Peki. Hayatta gitmem dediğim bir ülke var mı? Ya da ben şu ülkeye gittim ama pişman oldum. Keşke gitmeseydim. Yok. Ya da şehir de olabilir. Yok. Asla onu söyleyemem. Şunu söyleyebilirim. Ya sakın gitmeyin diyeceğin. Mesela şimdi ben Küba'ya gittim. Bana Küba'yı soruyorlar. Hani Küba'ya gidelim mi? Evet. Şunu söyleyebilirim. Küba'ya komünizm beklentisiyle gitmeyin. Ben orada bir hayal kırıklığı yaşadım. Hani çünkü cep telefonunun, iPhone'un girdiği yer... Komünizm evet. kalmaz. Kalmamış. Hani o beklentiyle gidince yıkılıyorsun. Evet Küba'ya gidin. Küba güzel bir yer. Denizi çok güzel. Özellikle kışın gittiğin zaman Karayipler'de yüzüyorsun. Muhteşem. İnsanlar sıcak. Her ne kadar turist de biraz dejenere olmaya başlamışlarsa da mesela havaalanının merkezinde o dejenereyi görüyorsun. Fotoğraf çekilmek için işte para için falan yapışıyorlar sana sürekli. Ama biraz dışına çıktığın zaman, başka şehirlere gittiğin zaman gerçek Küba'yı görüyorsun. Tarım yapan, tütün eken. Turlar normalde götürüyor mu? Ya o tür diğer şehirlere götürüyor, götürüyor mu? Götürüyor, ekstra tur olarak götürüyor. Mesela işte günlük hayatı görebiliyor musun? Bende bu yok. Benim turlarımda ekstra tur diye bir şey yok. Siz 300 dolara ya 300 euroya bir Avrupa şehrinde tur alıyorsunuz. Evet. 300 euro da ekstra geziler için ödüyorsunuz. Ben diyorum ki benim turum 500 euro. Ekstra diye bir şey yok. İnsanlar diyorlar ki ama 300 euroya tur var sen 500'e yapıyorsun. Ya sen oraya gittiğinde zaten 700'lük olacaksın. Ama işte bu bilinci aşılamak da çok zor. Hani direkt para odaklı baktığın zaman bir de evet. hani büyük turda 55 kişi geziyorsun, 50 kişi geziyorsun. Bizde 10 kişi geziyorsun, küçük araçla geziyorsun. Birebir seninle ilgileniliyor. Neyse burada reklamımı yapmayayım. Turlar da seni o şehirlere götürüyor. Evet. Ekstra ödediğin zaman oralara gidebiliyorsun. Mesela turla da gidenlere şunu öneriyorum. Evet bir ülkeye turla gidebilirsin. Çünkü uçak biletleri çok ekonomik oluyor. Son anda bir karar verirsen ve yalnız bir yere gitmek istiyorsan ben de tur şirketlerinden yararlanıyorum. Uçak biletini, oteli onlardan kullanıyorum. Ama orada bir daha turu görmüyorum. Bireysel geziyorum. Ha, şirketten ayrı geziyorsun. Tur o grupla gezmek turlar. Zorunda değilsiniz. Onlarsa bir program veriyorlar. Ama tur şirketi galiba uygun otel ve uygun uçak bileti bulabiliyor. Çünkü orada onlar erkenden kapattıkları için. Onun programında ne yazıyorsa, birazcık diliniz varsa siz o şehirlere kendi başınıza gidebilirsiniz. Onların 50 euroya sizi götürdüğü bir ekstra tura 1,5 euroluk tren biletiyle ulaşabilirsiniz. Birazcık araştırma, birazcık emek. Bundan birkaç yıl kadar önce bir arkadaşımı ağırladım, yabancı bir arkadaşım. İstanbul'u gezdirdim. Fakat ondan önce bu arkadaşımın kardeşi İstanbul'a turla gelmiş. Ve turla gezmişler. Döndükten sonra da gözlemlerini aktarmış. Beğendiği ve beğenmediği taraflar var. Fakat o benim arkadaşımın
kardeşinin gezdiği yerlerde şeyler var. Sultanahmet, Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Beyoğlu İstiklal Caddesi. Buralar. Buraları gezdirmiş. Ama ben arkadaşımı Kadıköy'e götürdüm. Adalara götürdüm. Bağdat Caddesi'ne götürdüm. O diğer yerlere de götürdüm. Yani Sultanahmet'e de götürdüm. O İstanbul'sa burası neresi oldu? Evet, yani arkadaşımın kardeşinin aklında kalan İstanbul figürü kafasında fes bulunan dondurma satıcıları iken maalesef benim götürdüğüm İstanbul'un diğer yüzü. Ve ben iş çıkışı metroya da bindirdim onu. Yani niye? Çünkü ben şehrin yerlisiyim. Belki de bir şehrin yerlisiyle beraber gezmek en güzeli olur, değil mi? Şehrin yerlisiyle gezmeyip ama şehrin yerlisi gibi gezebilirsiniz. Ben onu yapıyorum. Nasıl yapacağız bunu? Yani az önce işte, gerçi söyledin ama. Paris'e gittiğin zaman, evet, Eiffel Kulesi. Ben ilk gittiğimde Eiffel Kulesi'ni gördüm. İşte Ressamlar Tepesi'ne gittim. Louvre Müzesi'ne, yani Notre Dame. Klasik yapılması gerekenleri yaptım. Bir sonraki gidişimde bir Parisli ne yaparsa, onlar nerelere, hangi kafelere, hangi mahallelere gidiyorlarsa onları yaşadım. İşte bunlar için birazcık emek sarf edip araştırırsanız hani bunlara ulaşmak çok zor değil artık. Bugün çok zor değil. Evet, bazen ama şunu da fark ediyorum. Bazı bloklarda yanlış bilgi de verilebiliyor. Mesela bir şehre gideceğim diyelim ki. Sağlama yapacağız o yüzden birkaç bloktan. Türkiye içinden örnek vereyim. Yani bir şehre gideceğim diyelim ki o şehrin en ünlü restoranı bilmem ne bilmem ne. Gidiyorsun o şehrin en iyi restoranı diye bir yere. Aslında orası oranın en iyi restoranı olmayabiliyor. Sadece adı çıkmış olabiliyor. Bazen bazı şehirlerin bazı şeylerle adı çıkıyor. Ama aslında hiç adının çıkmadığı, fakat hiç kimsenin farkına varmadığı halde çok böyle farklı yerler var. Değil mi? Daha o doğal, şehre gittiğimiz zaman onu keşfedebiliyoruz. Mesela görebiliyoruz. Ben taksicilere asla sormam. Yurt içinde de hani nerede ne yiyeyim diye. Çünkü onlar da klasik turistik yerleri söylerler. Yani, ama yolda yürürken birisi mesela Elazığ'da başımıza geldi. Biz arkadaşımla yani nerede ne yesek böyle yöresel yemekler bulur muyuz falan diye. Kadının biri yanımıza yaklaşıp hoş gelmişsiniz dedi. Misafir misiniz, buyurun bize gidiyoruz. Biz böyle kaldık yani. Niye ki falan. Dedi yemek yiyecek yer arıyorsunuz olur mu dedi. Tamam hanımefendi siz bizi tanımıyorsunuz biz sizi tanımıyoruz falan olduk biz. Hayır dedi ya misafirsiniz yani. Benim Türkiye'de misafirperverlikte bir numara gördüğüm yer Elazığ'dır. Birkaç olay üst üste yaşadım orada. Sonra dedik ki çok teşekkür ederiz ilginize ama hani siz burada bir sokağa çıkarsanız yemek yemek için nereye gidersiniz? Bize onu söyleyin. Kafi olur. Kadından ısrar kıyamet ayrılabildik. Yani yoksa bırakmıyor. O şekilde ulaştık. Ama tavsiyeyi aldınız mı? Tavsiyeyi aldık ve oraya gittik. Çok da memnun kaldık. Yöresel yemekler yedik. Ama taksiciye sorduğun zaman taksiciler genelde işte herkesin bildiği bir iki mekanı söylerler. Ve bazı taksiciler de komisyon aldıkları için komisyon alacağın mekana götürüyor seni. Memnun kalmayı biliyorsun. Bunları da deneyimleyerek yaşadığım için artık taksicilere bir şey danışmaz oldum. Ya ben şahsen yeme içme kültürüne çok önem veren birisiyim. Tabii ki bir Vedat Milor gibi değil ama kendi çapımda gurme olduğumu düşünürüm. Sonradan gurmeyiz bir. Tabii sonradan gurmeyim aynen kesinlikle öyle. Elimden geldiği kadar da farklı tatları deneyimlemek istiyorum. Tabii güvendiğim yerlerde. Özellikle İstanbul içerisinde farklı restoranlar, farklı yemekler her zaman geziyorum. Şimdi İstanbul'da bir turist geldiği zaman nereye götürülür? Bir kebapçıya götürülür değil mi? Kebap, Türk iş kebap, Adana kebap vesaire. Balık belki ama balık bile yani çok aslında İstanbul'la özdeşleşen bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Bilmiyorum hani Boğaz, deniz. Boğaz var, deniz var ama yani. Ben kendim İstanbul'da kebap yemediğim için belki bana şey geliyor. Danimarkalı bir turist İstanbul'a gelse İstanbul dendiğinde onun aklına balık gelmez. Yani balık dendiğinde Norveç'i falan şiş düşünür. Şiş kebap. Şiş kebap gelir tabii. Ama ben mesela Kadıköy'de çok güzel bir köfteci var. Ekspres köfte. Herkese de tavsiye ederim. Burada reklam derdimiz yok. YouTube kanalı olduğu için evet. Ekspres köfte gerçekten muhteşem. Ben Türkiye'nin birçok yerinde köfte yedim. Yani orası belki o birçok yer kadar ünlü değil ama çok güzel, çok lezzetli köftesi var. İşte ama bilinmiyor. Bilinmiyor. Bilen biliyor. Bilen biliyor ama yani, dışarıdan turist olarak gidene orası tavsiye edilmiyor. Hayatında ilk defa köfte yiyen bir insanı Sultanahmet'teki Sultanahmet köftecisine götürsen köfte bu muymuş der yani. Evet. Beğenmez. Ama ekspres yani köfteyi beğenebilir de çok şey yapmayalım da. Olumlu reklam okey ama olumsuz reklam. Ben gerçi Sultanahmet köftelerini de severim. Yani ben her şeyi seviyorum. Olmuş. Ben de geçen ben her türlü yemek yemeyi seviyorum. Sadece bazen bazı şeylerin reklamının gereksiz yere yapıldığını düşünüyorum. Abartıldığını düşünüyorum evet. Bugüne kadar seyahatlerinde başına gelen en ilginç olay neydi? En ilginç Kamboçya'da bir şey yaşadık.
Kamboçya'yı ben yani hem çok sevdim hem orada çok yakın zamanda yaşadıkları insanların bir soykırım var. Ve hala o hüzün insanların gözlerinde devam ediyor. Çok minnettarlar, çok şükürlüler. Hani bugün yaşıyorlar. Anı yaşamak her zaman söylerim. Uzak Doğu'nun felsefesi anı yaşamak. Uzak Doğu anı yaşıyor. Amerika dünyaya pazarlıyor bize kişisel gelişim adı altında. Biz de satın alıyoruz. Biz de satın alıyoruz. Bir tane tuk tuk böyle üç tekerlekli araçlar vardır. İşte onun şoförü bizi gezdiriyor orada. Tuk tukçuyla anlaştık. O gün bizi bütün gün gezdirdi. Tuk tukçu. Tuk tukçu yani tuk tuk şoförü. Ha ben de tuttuk yok, diyorsun. Yok yok tuk tuk işte tuk, Uzak tuk Doğu'da ve Hindistan'da falan üç tekerli bir araba. Hı-hı. Açık. Önde evet. Şoför oturuyor. Arkaya 3-4 kişi oturabiliyor. Türkiye'ye tavsiye eder misin? Yakıt derdi var mı? Yakıt. Sanırım çok az yakan bir şey. Tuktukla gezdik bütün gün. Bizi gezdirdi. İşte nerede yiyeceğiz, ne yapacağız? Bu arada kimse İngilizce bilmiyor. Kamboçya'da İngilizce oranı hemen hemen hiç yok. Çünkü daha önce dil bilenler öldürüldü. Kamboçya'da hangi dil konuşuluyor? Kamboçyacı. Kamboçya, evet evet. Onların kendi dili. Tayca'dan farklı bir dil. Ama beden diliyle bir şekilde anlaşıyorsunuz. Mesela dünyada bu 55 ülke gezip de Türkiye'nin yerini bilmeyen tek yer Kamboçya'ydı. Bu kadar dışa kapalılar. Markette yoğurt görmüştüm. Yunanistan yoğurdu. Evet. Yunanistan'ın haritadaki yerini biliyor musun? Evet biliyorum. İşte biz onun yanındaki ülkeyiz. Yani Türkiye'yi öyle tarif edebildim. Yunanistan'ı biliyor, Türkiye'yi bilmiyor. Evet, Bulgar'ı ve Yunanistan'ı biliyor çünkü yoğurtları var marketlerinde. O zaman yani harita bilgisi var ama Türkiye hiç dikkatini evet, çekmemiş. Evet, gelen giden de olmadığı için çok bilmiyorlar. Halbuki Kamboçya'da bir ada da tamamen Türklerin yerleştiği bir yer ama ben iç tarafta Siem Reap diye bir şehre gitmiştim. O adanın ismini biliyor musun? Belki Kamboçya'ya yerleşmek isteyenler vardır şu yani anda. Bir iki Türk yerleşip sonra orası evet. Artık Türk adası diye geçen bir ada var. Ben gitmedim ama tamamen orada bakkal çakkal herkes Türk yani öyle bir yer var. Bu Pixit adı da şoförümüz, tuktukçumuz. Evet. O gün bizi gezdirdi ve çok ilgilendi. Ben ona 10 dolar bahşiş verdim. O kadar mutlu oldu, o kadar mutlu oldu. Sabah da gelecek bizi gün doğumuna götürecek. Muhteşem bir gün doğumu yaşayacağız Tapınaklar şehrinde. Sabah işte 5.30'da buluşacağız. Ben uyandım, otelin balkonuna çıktım, camı açtım falan şöyle bir gerinim. Bizim tuktuk kapının önünde. İçine de böyle bir hamak gibi bir şey kuruyorlar onun. Kendileri uyuyorlar şoförler. Hani seni müşteriyi bir yere götürüyor, sen gezerken o da orada uyuyor. Evet, çok iyi. Baktım Pixit içinde uyuyor. Pixit dedim, ne yapıyorsun sen? Burada bekliyorum size, hazırım dedi. İşaret diliyle anlaşıyoruz. Ondan sonra indim aşağıya. Bana şu otelci İngilizce biliyor, onunla anlattı. Eve gidersem ya uyanamazsam, hani sizi sabah günün doğumunu kaçırmamak için ben burada kaldım dedi. O beni çok etkiledi. Hani o kadar işine sadık ki biz sonucu başka bir araç da bulup gün doğumuna gidebiliriz onu orada bulmazsak gelmezse ama adam evine gitmemiş o gece. O görev bilinciyle orada uyumuş. Orada uyumuş, arabasının içinde uyumuş ve bizi beklemiş. O günü de tekrar işte bizi gezdirdi etti. Ben o gün tabii 20 dolar bahşiş verince artık biz o gün dönüyoruz. Hani tuk tuk. Sanırım şey dedi hani bir hafta falan kalsalardı bu ayı kurtarırdım. Çünkü inanılmaz günlük yaşıyorlar. Hani bugün kazandık çok mutluyuz. Ben de bugün evime bu 10 doları götüreceğim. Zaten orada hani işten aldığı parayı kendi kazanmıyor. Bir kooperatifleri var oraya gidiyor. Senin verdiğin bahşiş ona ekstra kalıyor. Ha, sadece bahşişi mi kazanıyor? Sanırım bir maaşları var ama çok cüzi. Hani çok fakir bir ülke. Halka, halkı çok fakir ama turist olarak da bir şeyler almaya kalktığın zaman pahalı. Ben bir yazı okumuştum. Dünyanın en iyi otelcilik sektörünün en iyi otelcileri Uzak Doğu'daki otelcilermiş. Çünkü Uzak Doğu'daki ülkelerde ki personel eğer otelde çalışmazsa pirinç çeltiklerinde çalışmak zorunda kalıyormuş. Ve pirinç çeltiklerinde çalışırsa günlüğü 2 dolara çalışacak. Ama otelde çalışırsa eğer günlüğü 5 dolara ya da 6 dolara çalışacak. O yüzden herhangi bir Uzak Doğulu bir otelde iş bulursa eğer, örnek veriyorum bir Taylandlı bir otelde iş bulursa o işi kaybetmemek için elinden geleni yapıyormuş. O kadar önemli. Evet, o kadar önemli. O yüzden otelciliğin en iyi, personel anlamında en iyi yapıldığı yer Uzak Doğu olduğunu anlatan bir yazı okumuştum. Tayland zaten turist anlamında dünyada önemli yerlerden biri. Kamboçya o kadar olmasa da biz Tayland'dan karayoluyla geçtik Kamboçya'ya. Tayland dünyada farklı şekilde anılsa da ülkemizde de böyle hani seks turizmi falan. Hatta ben gittiğimde bir 14 Şubat'tı. Ya şimdi mesela pardon bir erkek Tayland'a gitse hemen o diğer açıdan ben düşünüyorlar. Ben o yüzden hep önyargılıydım Tayland'a. Yani Tayland'a niye gideyim ki? Hani Tayland'a insanların niçin gittiği belli. Ya da birisiyle tanıştığımda İşte nerelere gittin dünyada böyle konuşurken Tayland deyince bir uzak duruyordum hani amacı belli. Hayır öyle değil. Çok önyargılıyız. Ben 10 gün Tayland'da kalıp hiç öyle yerler görmek istemeyince görmüyorsun. Her yerde böyle bir şey yok.
Ve işte 14 Şubat'ta ve çok büyük bir eylem yaptılar. Yüz binlerce insan Bangkok'ta bir araya geldi. Hı-hı. Ve biz seksle dünyada anılmak istemiyoruz. Bizim tarihimiz var, doğal güzelliklerimiz var. Hı-hı. Lütfen Tayland'a gelin ama bunun için gelmeyin. Aslında yaptırım, yani cezaları da çok ağır. Mesela uyuşturucu, kumar, seks, turizm, ticareti, bunların cezaları da çok ağır aslında Tayland'da. Evet. Ama yine de her şekilde, her yerde her şey yapılabiliyor. Benzeri bir durum galiba Ukrayna için de geçerli. Ukrayna'da da öyle bir algı oluşmuş. Oluşmuş derken Ukrayna'da oluşan bir algı değil. Bu bizim Türkiye'de oluşan bir algı. Eğitim için Ukrayna'ya gittim. Dönüşte herkes bana maceralarımı falan sordu. Dedim ki ne macerası? Yani ben gittim, eğitim verdim ve geldim. Ya nasıl gitmezsin, orada diskolar var, kızları çok güzel. Sanki kızlar, herkes işi gücü bırakmış, Türkiye'den gelen erkekleri bekliyormuş gibi biraz bir algı öyle var. Yani ben 7-8 sene falan oldu ama biraz onu gördüm Ukrayna'da ve bana niçin bu Ukrayna'ya geldim? Bir kadın, Türk bir kadın niye geliyor? Evet evet, yani öyle yani bir algı var. Bana öyle dediler. Ama aslında iş öyle değil. Yani Ukrayna'nın da bir sürü gezilecek, görülecek çok yerleri var. Tarihi, çok evet. Yerleri var. Nasıl ki Türkiye için şiş kebap algısı varsa. Peki, son olarak ben de alıp başımı gitmek istiyorum diyenlere tüyoların neler? Ondan sonra da yavaş yavaş kapanış faslına geçeriz programda. İlk önce niyet etsinler. Bir niyetine girsinler. Yola düşmenin, hı-hı, niyetine girip kendine orada gördüğün zaman nerede olmak istiyorsun? Herkesin bir hayali vardır. Kimi Eyfel Kulesi'nin dibinde olmak ister, işte kimi Phuket'te denize girmek ister, hı-hı, kimi New York'ta Manhattan'da gezmek ister. Yani herkesin bir ilk yurt dışı hayali vardır. Ya da bir Karadeniz yaylalarını merak ediyor olabilir. Ki benim Türkiye'deki favori noktam. Senin Türkiye'deki favorin Karadeniz mi? Karadeniz, ben Doğu Karadeniz yaylaları, öyle söyleyeyim. Peki Karadeniz'in neresi? Rize Çamlıhemşin'in yaylaları. Yani son nokta orası mı? Evet. Rize Çamlıhemşin, evet, yaylaları. Gito yaylası, Pokut yaylası, Çam Uzungöl, yaylası. Uzungöl'ün son hali. Oraları çıkarttık bayağı programdan. Bayağı beton oldu değil mi? Artık oraları programdan çıkarttık. Evet. Ben öyle diyorum, annem benim Trabzonlu ama benim yükselenim Rize, Çamlıhemşin. Orayı çok seviyorum ve Türkiye'de favori noktam orası. Evet. Önce ülkemizi gezelim, önce şehrimizi, hı-hı, gezelim. Yani İstanbul'da bilmediğimiz o kadar şey var ki. Ben Balat'ta tur yapıyorum. Yani bir gün biz Balat'ı geziyoruz. Tabii tabii, kesinlikle yani, evet. Önce bunları yapalım. Hani her şey yurt dışı demek değil. Bir yerden başlamak gerekiyor. Bunu, hı-hı, gerçekten niyetine girip yola düşerseniz yol sizi bir yerlere götürecektir. Evet. Çok istemek gerekiyor. Sizler de Nesra gibi bir gezgin olabilirsiniz. Ben Nesra'yı niye davet ettim? Çünkü Nesra bu işi profesyonel olarak değil, yani amatör olarak yapan ve tamamen kendi çabalarıyla 55 tane ülke gezmiş olan, 55 doğru mu söyledim? Evet, evet. 55 tane ülke gezmiş olan birisi. Yani sonuçta buraya bir tur operatörünü de çağırıp ondan çeşitli bilgiler alabilirdik. Ama Nesra kendisi yeri geliyor turlarla, yeri geliyor tek başına, yeri geliyor arkadaşlarıyla geziler düzenleyen bizden birisi. Bizden birisisin. Kesinlikle sen. Kesinlikle öyle. Normal işte günlük mesai saatlerinde çalışan, mesai saatlerinin dışında da kendisini gezmeye adayan birisi. Son bir soru soracağım, ondan sonra da bitireceğiz eğer eklemek istediğim bir şey yoksa. Çok okuyan mı bilir yoksa çok gezen mi? Çok klasik bir soru, evet, her yerde sorulan. Bence tabii ki çok okurken çok gezen. Yani tek başına evet. Sadece okursak, sadece, hı-hı, okuyoruz, evet, okuduklarımızdan ibaretiz, kafamızdaki görsellerden ibaretiz. Sadece gezmek de yetmiyor, biraz, hı-hı, oranın tarihini, insanların yaşayış tarzını, yönetiliş biçimini, bunları da bilmemiz gerekiyor. Özellikle yoldayken, bir yere giderken orayla ilgili çok okumamız gerekiyor. Evet. Eskiden çok güzel şeyler vardı, yol kitapları, haritalar, hı-hı, açıklamalı aydanı, ama şu an telefon var, hepimizin elinde bir telefon var, bir programı indirip uygulamanın üzerinden orayla ilgili her şeyi edinebiliriz. Özellikle gezerken gezdiğimiz yer hakkında çok okuyalım. Ama onun dışında ben mesela iyi bir roman okuyucusuyum. Roman okumayı çok seviyorum. Kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum. Tabii ki her zaman çok okurken çok gezen. İkisi birlikte olmak zorunda. Peki gezerken okumak hakkındaki görüşlerin neler? Biraz gezmeyi engelliyor mu? Hayır, yoldayken okuyorum ben. Hı, mesela yoldayken. Avrupa'da tren yolculuğunu çok seviyorum. Hı. Bir ülkeden bir ülkeye trenle gidiyorum. O aşamada okuyorum ama tek başımaysam oturup bir kafede bir kahveyle 2 saat okuma yapabiliyorum. Ama tabii ki gruplayken bunu yapamıyoruz. Hmm. Grup seyahatlerimde yolda hiçbir şey okuyamadığım olabiliyor. Benim aklıma şu geliyor. Uçakta oku, metroda oku ama mesela otobüste okuma, otobüste manzarayı seyret diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle hani kafanı kaldırıp manzara bakıyorsun ama 4 saat bir yolun varsa sadece manzaraya da bakamıyorsun, olmuyor. Ha, doğru, 4 saat. Hadi eğer ormanlık yoldan gidiyorsan bu ağaç, o da ağaç.
10 dakika sonra yine aynı ağacı bir daha görüyorsun. İsviçre'de bunu yaşadım. Trendeyim. Hı-hı. Kitap okuyorum. Normal bir hava, bulutlu bir hava. Evet. Öyle bir kitaba dalmışım ki kafamı kaldırdığımda karlı bir yer. Yani bir tünelden çıktık ve kar gördüm. Hı-hı. Ne kadar gelmişiz falan oldum. Hani böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Bugün bizi kırmadın, misafirimiz oldun. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün gezginliği konuştuk. Biliyorum vakit yetmedi. Daha eminim konuşacak çok şey var. Nesra'nın anlatacağı birçok şey vardır. İnşallah bir başka programda tekrar yine kendisini konuk alırız. Ama bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki Bilgi Ağacı programında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.